kabul ettiğiniz için teşekkürler. Hoş bulduk hocam. Şimdi bu raporda dikkatimizi çeken öncelikle pandemi oldu. Pandeminin etkisi görülüyor. Sizin de bu konuda çalışmalarınız var. Pandemi dönemindeki işçi sınıfın durumu ile ilgili. Yani sizce bu pandemi dönemi iş cinayetlerini nasıl tetikledi? Öncelikle ondan başlayabiliriz. Ya esasında bu COVID salgını bana şimdiye kadar hiçbir zaman ulaşamadığımız meslek hastalıkları rakamlarını hatırlatıyor. Biz hep söylüyorduk, şimdiye kadar siz de söylediniz, elde ettiğimiz en yüksek rakam 2011'de meclisin ilk kurulduğundan beri 2400. Ve biz hep altını çiziyorduk, 1700 işçi olsun, 2000 işçi olsun, bu en az rakamdır. Çünkü bunun en az 3, 4 veya 5 misli meslek hastalıkları, çalışma kaynaklı, zamana yayılmış iş cinayetlerini kesinlikle tabii ki basından ulaşamıyoruz. Yani bunun tescil ve tanı süreci o kadar imkansız hale getirmiş ki, veri meselesi o kadar illiyet bağından uzaklaştırılmış ki, biz esasında bu en az diyerek buzdağın ucunu gösteriyoruz. 2000 diyorsak siz bunu en az 5 ile 6 ile çarpın, bu senenin çalışma kaynaklı ölümü budur diyorduk. Şimdi salgın bu meslek hastalıklarını hızlandırarak, yoğunlaştırarak bir kısmını görünür hale getirdi. Meslek hastalıklarındaki devlet ve sermayenin tutumunu salgında da gördük. Çalışanlar, çalışma hayatı sanki toplumda yokmuş gibi. Bakanlıkların isminden siliniyor. Bakanlıkların isminde 3. sıraya indiriliyor. İş müfettişleri sahadan çekiliyorlar. Sanki Türkiye'de pek çok kapitalist ülkede olduğu gibi çalışmak bir numaralı, sorgulanmayan gereklilikmiş gibi yapılmıyor. Yani bu tüm bu salgın süreçlerinde yaşla ilgili ayrımcılık gerektiren kararlarda da, sokağa çıkma yasaklarında da, ulaşım kısıtlamalarında da çalışma hayatı istisna tutuldu. Bu tablo COVID-19'un esasında işçi sınıfı hastalığına, evde çalışamayan, dışarıda çalışmak zorunda olanların hayatını kazanmak için, ekmeğini kazanmak için hayatını verdiği tablonun iyice altını çizmiş oldu. Çok yeni bir süreç değil ama şimdiye kadar çok daha kapalı kalan bir süreci, çalışma hayatının, çalışan vatandaşın bütün politikalardan, haberlerden, bakış açısından, ele alış açısından dışlandığını bir kez daha altını çizdi. Biz de çizelim altını. 2500'e yakın en az ulaşabildiğimiz iş cinayeti rakamıyla, bunu dediğim gibi 4 ila 5 ile çarpınca ancak meslek hastalıkları, diğer meslek hastalıkları, mesleki kanserler vesaireye de eriştiğimiz için en az 10 ila 15 bin geçen senenin çalışırken, hayatını kazanırken, hayatını veren insan bedeli, çalışanların hastalığı, işçilerin hastalığı olarak COVID-19'u bir kez daha altını çizmiş oldu. Bu büyük sistematik, her gün gözümüzün önünde gerçekleşen sınıfsal ayrımcılığı da bir kez daha siyah üzerine beyaz bize göstermiş oldu. Sayın Odman, Birleşik Metal'in bir araştırması vardı. Yani COVID'in ilk dalgasında yapmışlardı. Sendikalı üyeleri arasında, yani sendikalı tırnak içinde özellikle alıyorum. Çünkü sendikalılardaki iş cinayetleri oranları çok daha düşük örgütsüzlere göre. Orada bile Türkiye ortalamasının 4 katı ölüm vakasına oran olarak rastlamışlardı. Yani bu herhalde sendikasızlarda çok daha fazladır ve ölçülemiyor ya da haberimiz bile olmuyordur diye düşünüyoruz. Tabii çok örgütlenmeyle ilişkisi çok açık. Yani biz zaten esasında İşçi Sağlığı Meclisi herhangi bir sendika olmamasına rağmen tamamen bütün bu veri tutma sürecini örgütlenmenin parçası olarak görüyor. Yani bir yerde örgütlenmek demek iş yeri içerisinde tabandan iletişim kurmak demektir. Biz hastalığın var olduğunu dahil bu iletişimi, bu alttan örgütlenmeyi kurmadan zaten kanıtlayamıyoruz. Mesela çok önemli bir kavramdan raporda bulacaksınız. Bütün dünyada mesela ayrı Fransa'daki, İngiltere'deki verilerde, yani bizim o turkuaz saatli marif takvimine benzeyen, hiçbir şekilde toplumdaki farklılaşmaları ele almayan veride görmediğiniz bir şey veriliyor. İş yeri COVID-19 kümelenmeleri. Yani bugün iş yerleri bu veriyi tutanlar içerisinde COVID-19 açısından en yoğun kümelenme alanı olduğu kanıtlanmış bir yer. Hastaneleri dışarıda tutarsak diyoruz ama gördüğünüz iş cinayetleri raporunda sağlık emekçileri için, yani hastane aynı sağlık hizmeti sorunlar değil, aynı zamanda çalışılan da bir yer. Yani o yüzden hastaneyi de katarak bir numaralı enfeksiyon, bir numaralı bulaş, bir numaralı kümelenme, COVID-19 kümelenme yeri haliyle iş yeri. Raporda da göreceksiniz, İstanbul'da elinize alırsak
İstanbul'da yaklaşık 3 milyonu yakın insan 50'den fazla işçinin dip dibe yaşadığı, çalıştığı ortamlarda çalışıyor. Yani 50, biz evde 2 kişi mi ziyaret edecek, 3 aile mi ziyaret edecek tartışırken her gün işçiler yüzlerce insanla beraber toplu ulaşıma binip İstanbul'da yalnızca bu kadar informal sektörün yüksek olduğu bir yerde 50'den fazla işçinin dip dibe yaşadığı ve biliyoruz ki işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin normal zamanda alınmadığı bir yerde çalışmaya gidiyorlar. Yani bu iş yeri COVID-19 kümelenmelerine, toplumun daha kırılgan, daha açık kesimlerine sahip çıkmadan halk sağlığı da mümkün değil. İşçi sağlığının olmadığı yerde halk sağlığı mümkün değil. Salgın politikası, epidemiyolojik ilkeleri hayata geçirmek de mümkün değil. Bir de biz bu, bakın bu en az derken şöyle bir şey var. Biz yine sendikalıların rakamlarını ele alabiliyoruz. Basına yansıyan rakamları alıyoruz. Ve çalışmak biliyorsunuz bir formal ekonominin veya istatistiğin tanımladığı iş gücü rakamlarından çok daha kapsamlı. İşi olmayan daha fazla çalışıyor. Mültecileri, evde çalışanları, sokakta çalışanları ancak öldüğü zaman ele alabiliyoruz biz. Bir de bu kadar geniş bir kesim var. Gerçekten çalışma hayatı toplumdan, siyasetten ve örgütlendikten dışlandığı sürece hayatla ilgili en önemli adımları, salgına karşı önlem, ekolojik krize karşı tedbirler, hepimizin kurtulması. Biliyorsunuz yani işçi sınırlarında, havzaların kenarında durmuyor bu salgın. Yayılmaya devam ediyor. Çalışma hayatımız salgın politikası ile ele alınmadığı sürece bu salgının hızının Türkiye'de düşmesi yalnızca geçici olarak olabilir. Bu pandemiyle de biliyoruz bitmeyecek. Bu büyük bir ihtimal 21. yüzyılın pandemiler yüzyılı olacağından bahsediliyor. Hı hı. Çalışma hayatını içeriden dönüştürmek için bir ekolojik davet ve mecburiyet daha gözümüzün önünde duruyor diye düşünüyorum sevgili Nazır. Peki o zaman bu ekolojik etkiyi de başka bir programda konuşuruz. Gerçekten önemli bir etki ve gözden kaçan bir etki. Teşekkür ediyoruz Odman. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür üzere. Ediyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Sağ olun.